Evet sevgili izleyiciler, şimdi ise mikrofonlarımız Kıbrıs'a uzanıyor. Kıbrıs'ın çok özel bir grup şirketine götürüyorum sizleri. Kıbrıs'ta aradığınız her şeyi bulabileceksiniz. Bence izleyin, Kıbrıs'a gidip gitmemeye, gittiğinizde neler yapacağınıza bu bölümü izlemeden karar vermeyin derim. Evet sevgili izleyiciler, şimdi de yine Kıbrıs'tayız bildiğiniz üzere ve bünyesinde birçok işi barındıran Cyprus XP gruptayız. Yanımızda direktörümüz Mehmet Zeki Ziya Beyefendi var. Tekrar merhaba, nasılsınız? Sağ olun, siz de nasıl? Hoş geldiniz aramıza. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Tabii, ben Mehmet Zeki Ziya, Kıbrıslıyım. 1958 Lefkoşa doğumluyum. Burada ilk öğretimden sonra İngiliz Koleji'ni, ondan sonra da Hacettepe Üniversitesi İşletme Yönetimi'ni bitirdim. Askerlikten sonra yaklaşık 10 sene, 12 sene mali müşavir olarak çalıştım. 1998 yılında Karayolları'nın başına geçtim. 2002 yılında oradan ayrıldım. 2006 yılında şimdiki şirketimi kurdum. Burası aile şirketi falan filan değil, bu memleketin ilk kurumsal şirketlerinden birisi. Müteşebbisler ayrı, yöneticiler ayrıdır bu şirkette. Bir ilktir Kıbrıs'ta. Karayolları'ndan başladık. Ondan sonra tabii işler oturup, sistem oturduktan sonra değişik değişik alanlarda da hizmet vermeye başladık aslında. Evet. Burada çok ciddi bir başarı yakalandı. Yani haftada 4 seferle, haftada 8 uçuşla falan başladık. Bugün günlük 18 uçuşu var. Total, tabii ki sizin katkılarınızla. Bu şey ekip işidir. Yani çok çok uyumlu bir firmadır açık konuşmak gerekirse ve anlayışlı da bir firmadır. Bir yıl sorunu birlikte çözüyoruz. Yani birbirimize eğitim adımız sonsuz. İnşallah böyle de devam eder. Sizin bu sektördeki geçmişinize dayalı bir güven olsa gerek. Tabii geçmişten ben şu anki yöneticilerini tecrübemden tanıyordum zaten. Dolayısıyla bir tanışıklık, bir güven vardı ortada. Ve bu şekilde o işe başladık. Evet, bünyenizde tur operatörlüğü, ithalat, ihracat, rentekar, lojistik ve otel işletmeciliği de var. Şimdi ben bunların hangi birinden başlayayım? Tur operatörlüğünden başlayalım mı? Tur operatörlüğü var, yani o yeni büyütmeye başladığımız bir şey. Bugün yarın bazı görüşmelerimiz de var. Büyük ihtimal Almanya ve benzeri birkaç ülkeden birden tur operatörlüğüne başlayacağız. Belki charter operasyonuna da başlayacağız. Kıbrıs'ı biliyorsunuz, yani normalde herkes lokomotif sektör turizm diyor Kıbrıs'ta. Evet. Kıbrıs'ta iki tane temel sektör olması lazım. Biri eğitim, diğeri turizm. Bu ikisinin güçlenmesi lazım. Devletin de her geçen gün biraz daha güçlenmesi lazım ki ekonomik sektörde rahat ilerleyebilirsiniz. Kıbrıs'ta turizm tur operatörlüğünden başladık. Tur operatörlüğüne aşık 3-4 yıldır yapıyoruz ama esas hedefimiz 2016 yılı içerisinde büyütmek o operasyonu. Nedir hedefiniz? Ya, 4'ten fazla ülkeden birden operasyon başlatmaktır hedefimiz. Başka bir business partnerlerle birlikte. Bizim iş anlayışımız farklıdır. Farklı değil aslında, olması gereken gibidir. Şöyle düşünüyorum ben kişi olarak. İnsanlar paylaştıkça büyüyebilirler. Hepsini kendiniz yapmaya çalışırsanız bir noktada patlarsınız diye düşünüyorum. Onun için değişik, her konuda değişik partnerlerle hareket etmeye çalışıyoruz. Ki hem paylaşalım hem birlikte büyüyelim. O zaman her yaptığımız işin katkısı da daha fazla olur. Tabiri caizse işin piri olduğunuz için de bu işler size çok zor gelmiyordur herhalde. Yok, şimdi bunu şöyle söyleyeyim. Bu dönemin yöneticisinin aslında çok bol zamanı vardır. Yani burada önemli olan şu, ustalık da o. Yapmış olduğunuz işin yetkilerini altınıza delege edebilmenize bağlı. Bunu yapabiliyorsanız başarılı bir yöneticisiniz. Yapamayıp bütün işi kendiniz üstleniyorsanız
Düz bir işçisiniz, düz bir memursunuz, başka bir şey değilsiniz. Yöneticinin tanımı şu olması lazım. Bir işi yapıp oturtacaksınız, bunun yetkilerini, her şeyini altınıza devredeceksiniz, öğreteceksiniz. O sizin günlük denetiminiz yarım saati geçmemesi gerekir ki yeni projelerin peşinde koşabilirsiniz. Onun için birden çok projeyle devam etmeye çalışıyoruz. Başarılı demeyeyim kendim için ama çalışma tarzım budur. Bazı işleri oturtup altımıza delege edip yeni projeleri kovalamamız lazım. Yoksa işin heyecanı kalmıyor. Doğru söylüyorsunuz. Siz zaten dediğim gibi işi çözmüşsünüz. Herkes çözmüştür işi ama bir uğraşmıyorlardır. Yaptığınıza razı olursun. İşinde herhangi bir şey var mıdır, riskimiz falan filan var mıdır? Yok. Ona konsantre olabilir miyiz? Oluruz ama %1 biraz daha fark eder. Daha fazla fark edecek değildir. Çünkü oturmuş bir iştir. Evet. Günahtır diye inanıyorum ben. Eğer zaten siz başarılı bir yöneticiyseniz, işe gelmeseniz de o işin yürümesi lazım. Peki şirketiniz ithalat ihracat sektöründe ne gibi hizmetler veriyor? Şimdi değişik deneyimler yaşıyor bizim şirketimiz. 2013 yılında bu ülkede yetişen bütün narı satın aldık, ihraç ettik İngiltere'ye. Yurt dışından kömür, odun kömürü getiriyoruz. Değişik işlerle uğraşıyoruz aslında. Deniyoruz aslında. Yani değişik şeyler. Ha, bir ara Ekvador'dan çiçek getirdik. Ekvador'dan. baktık çiçekler. O çiçeği görmek isterdim. Ekvador dünyanın en büyük gül üreticisidir. Evet. Ve her bir gül bu kadardır yani. Hiç mübalağasız. Getirdik, hiçbir şeyimiz de yok. Tecrübemiz de yok. Tamam dedik, çıkarın müşteri listesini. Her yöneticiye dedik ki herkes 10 kişiye satacak bu gülleri. Ve 24 saatte getirdiğimiz bütün gülü sattık. Kime? Arkadaşlarımıza. Çok güzel bir dost işi olmuştur. Tabii canım. Yani dostlar bu günler için. Peki lojistiğin de böyle eğlenceli bir hikayesi var mı şirketinizde? Lojistikte başka bir arkadaşımız gelmiş. Ulaşımacılık yapmak isteyen. Gelin dedi, birlikte hareket edelim, işte bu departmanı oluşturalım. Tamam dedik, girelim biz bu işe ama girersek hiç olmazsa adam gibi Tabii. Yapalım. Dolayısıyla lojistiğe girerken önce deneyimli bir iki arkadaş istihdam ettik başlanan şirketin. O bir diğer arkadaşımız vazgeçti, zaten biz devam ettik. Şu anda parsiyel yüklemede herhalde bir numara biziz Kıbrıs'ta. Peki Kıbrıs'ta bu lojistik sektörünü değerlendirmek gerekirse ne söylersiniz? Lojistik sektörünü değerlendirmek gerekirse Kıbrıslı'nın anladığı lojistik Kıbrıs'tan dışarıya, dışarıdan Kıbrıs'a diye. Evet. Ülke içerisindeki lojistik anlayışı henüz gelişmemiştir. Onunla ilgili bazı çalışmalarımız vardır. Gerçek anlamda lojistik sektörünü birkaç yılımızı daha alır diye düşünüyorum. Yani bilgiyi sadece kendinize saklamıyorsunuz yine burada. Bilgiyi sadece kendinize saklarsanız hiçbir konuda başarı yakalama şansınız yoktur. Ne güzel söylediniz. Peki bunların yanı sıra otel işletmeciliği, rent-a-car da var. Hangi birine yetişiyorsunuz diye sormayacağım artık ama şu otel işletmeciliğini... Yani otel işletmeciliği şöyle söyleyeyim. Ben otel bir hobi gibi bir şeydir. Onu benim evimin yolunun üstündedir zaten. Sabah kalktığımda uğrarım. Akşamı gideceğimde uğrarım. Ve eğlenceli bir iş. Zaten ben Hacettepe'de önce turizm ve otel işletmeciliği okudum. Arkasından işletme okuduğum için konuya da baktım ama birkaç tane daha büyük proje üzerinde çalışıyoruz. İki tane yeni otel için. Onlar için ayrı bir şirket kuruyoruz zaten. O iki otelin bir ön çalışması gibi oluyor bu küçük otel. Peki müşteri memnuniyetini nasıl sağlıyorsunuz? Şimdi Kıbrıs'ı bilmem ne kadar biliyorsunuz. Kıbrıs'ta insanlar istediği adama istediği saat ulaşırlar. Onun için memnuniyetsizlik olduğunu emin olun, gece bir dahi olsa sizi ararlar. Sabah üç dahi olsa ararlar. Şimdi devamlı da insanlarla iç içe olduğumuz için bizi çok da iyi tanıyorlar.
Ve hemen adanın herhalde %80'inde cep telefonum da vardır. Mutlaka. Ve direkt olarak sizi ararlar değil mi? Şirketten herhangi birisini değil. Kıbrıs'ın özelliği olur. Yani çünkü Kıbrıs gibi bir ülkede, küçük nüfuslu bir ülkede başarıyı yakalamanın bir diğer yöntemi de ikili ilişkilerdir, evet, zaten. Evet. İnsanlarla olan ilişkilerinizdir. Bunları kullanabilmenizdir. Onlara yakın durabilmenizdir. İnsanlardan kopuk olduğunuz an Kıbrıs'ta iş başaramazsınız. Doğru, çok doğru söylüyorsunuz. Peki hemen son olarak şunu sormak istiyorum. Sizi rakiplerinizden ayıran en büyük farklılıklarınız neler? Ya rakiplerimden değil, ben arkadaşlarımdan diyeceğim ona. Arkadaşlarımdan ayıran bir şey yok bizi aslında. Ben şunu söylüyorum. Hiçbir zaman insanların başarısının arkasında başka bir şey aranmaması gerekir. Öncelikle başarıyı yakalamış birini takdir etmeyi öğrenmeniz lazım ki siz de başarıyı yakalayasınız. Vallahi benim için ders gibi bir röportaj oldu bu. Çok teşekkür ediyorum. Hiçbir şey, görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyorum efendim. Efendim Ziya Bey'le ben sohbet etmeye, Zeki Bey'le sohbet etmeye devam edeceğim. Siz de programımızı izlemeye devam edin. Bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Şenaz Özkay'la Show Life programı tüm hızıyla devam ediyor.